Günaydın. Efendim. Geliyorum. Bana demleyeceksin. Ertan'a mı sattın kahvemi? Oğlum tam bir terbiyesiz adam ya. Bak. Tipe bak. Evet, kahveciler buyurun. Günaydın. Günaydın efendim, nasılsınız? İyi, teşekkür ederim canım. Siz nasılsınız? İyiyim, kahve demledim. Süpersiniz. Evet evet. Ne haber abi? İyidir abi, senden ne haber? İyi, hoş geldin. Seni çok özlediğim için İzmir'e geldim. İstanbul'dan basa basa İzmir'e geldim. Valla sürpriz yaptım. Otobandan geldim senin için. Dün gece ne güzel bir sürpriz yaptım. Sabah geleydin abi. İyiydi ya. Niye? Gece 4'e kadar kilitledin. Abi karavanla kovaladım, farkındasınız değil mi evet, gece? Evet, sabah 3 müydü? 3'tü. Akşam 10'da yatmışlar. Kapıya vurdum bam 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 kalkın diye. Herkesi kaldırdım. Şöyle bir tribiniz vardı değil mi? Ya ne tribi? French Press'te kaldırdım. Paşam Guatemala'dan getirmiş. Gece saat 4'e kadar oturttum herhalde. Ne yapıyoruz? Kahvaltıyı lütfen. Boyoz. O domatesli kaşarlı var ya, onlardan. Ha, alalım diyorsun. Alalım galiba. Tabii. Tamam, bana uyar. Berkay'da yumurta bile. Yumurta bende var ya. Klasik ya. Ama yiyecek yer arabada mı yiyelim içeride? Hiç fark etmez. Senin tırın içinde rahat rahat. Tamam. Kahve içiyordu, konu nerelere geldi ya? Vallahi özlemişiz boyozlar. Boyoz candır ya. Berkay'cığım afiyet olsun canım. Efendim, teşekkürler. Değişik. Karavan insanları, değişik karavanlar, değişik yaşamlardan bahsetmek istiyoruz aslında. Bu çok değişik bir yaşam. Evet. Ufak ufak ara ara aslında videolarımızda görmüştünüz ama belki dikkat ettiniz, belki etmediniz. Ne kadar oldu ona tam zamanlı yaşayalı? 1,5 sene falan galiba. Gene sorarız, tam net öğreniriz. Ya da kendileri anlatsınlar. Evet, kendileri de anlatabilirler. Aynen. Zaten göstereceğiz onları. ama yani biz bile açıkçası olmaz evet diyorduk. Evet. Ama oluyor. Yani şu oluyor. An görünen oluyor. Evet, oluyor. O zaman yanlarına geçelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu arada hemen yanlarına geçmeden önce bu Haziran'da da çıkıyorduk demiştik ama çok fazla yangınlar vesaire bir şeyler oldu. İşte güneye gidiyorduk, kuzeye döndük falan filan ama artık hani şu an kafamız net, yine bir şeyler olmaz ise İzmir kıyılarından başlayarak böyle aşağıya doğru, güneye yavaş doğru yavaş. Yavaş yavaş geze geze size de bunları paylaşarak İlerleyeceğiz. O zaman paylaşımları görebilmek için abone ol, beğen, kaçırmamak için zile bas diyelim. Aynen öyle. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bebişi bekletin. Siz ne yaptınız ya? Ne çocuk. Bebek. Bir tane küçük minnoşumuz oldu. Yaptık oldu. Herkesin sorduğu şeyi soracağım. Nasıl oluyor? Çocuk nasıl oluyor? Çocuğun nasıl oluyor? Karavanda çocuk nasıl oluyor? Valla gayet güzel oluyor ya. Güzel oluyor ama herkes için farklı bir işleyişim olayı. Ya Ebru için çok farklı karavanda anne olmak. Benim için baba olmak, karavanda baba olmak çok farklı. O zaman başına dönelim aslında. Karavan hayatına nasıl karar verdiniz? Çocuğa geleceğim. Karavan hayatına aslında evlendiğimizde imzaları attığımızda karar vermiştik. Ya aslında şöyle oldu. Amerika'ya vize başvurusunda bulunduk. Öncesinde fikrimiz şeydi, Amerika'ya gideriz. Orada işte hani o kadar kolay ya. Gideriz, orada bir karavan yaparız. Amaç öyleydi. Ama tabii olmadı. Bizimiz reddedildi. Dedik ki o zaman Türkiye'de karavanı yapalım. Çocuk da yapalım. Öyle gidelim. Gitmiyoruz Amerika'ya ya. Tribüne girdik. Amerika neymiş ya? Geçen sene biz 2,5-3 ay beraber kaldık şu vatandaşlarla. Burada tam aynı yerde beraber kalmıştık. Aynen. O zaman buralar tarlaydı. O zaman buralar tarlaydı, yeşildi. Hakikaten öyleydi. Harbiden tarlaydı buralar. Molozdu. Sonra çocuk yapmaya karar vermişler. Çocuk yapmaya karar vermedi. Karar dışı oldu. Karar dışı çocuk. Planlı değildi. Plansız oldu. Sürpriz ama oldu. Güzel oldu. Oldu. Bu çocuk bundan 15 sene önce ne anne siz beni istemediniz mi diye izleyecek biliyorsunuz değil mi? Ya istemedik değil de hani bir 3-5 yıl sonra istiyorduk. Evet. O işte şey dedi, ben siz nah gezersiniz dedim. Bu olaya belki de dahil olmak istediği için gelmiştir. Yani. Gezmeye gelmiştir diye umuyoruz. Aynen. İnşallah gezer. Çünkü şey yaptılar değil mi? Çocuk doğurdun, sen çocuğu doğurdun. Evet. Mehmet'in babalık izni oldu. Mehmet bu arada çalışmaya başladı. Yani gezmeyi bıraktılar şimdi hamilelik durumu olduğu için İzmir'de çalışmaya başladı aslında biraz daha. Hani günlük işler yapıyordu. Biraz daha sabit şu anda bir şey yapıyor ama yine yola çıkacağınız galiba. Tabii canım. İnşallah. Yani tekrardan artık inşallah. Öyle umuyoruz. İnşallah paramız olursa bir gün. Mehmet doğurdu. Doğum izni aldı. En hamile oydu, ben değildim. Evet. Mehmet daha hamileydi. İşten başlıyken genel olarak. Aşırıyordun sen abi. Evet. O çok aşerdi. Direkt aşırıyordun yani. Çok aşermedim. Doğumu yaptılar, çocuğu aldılar kucaklarına, ondan sonra siz yola çıktınız yani. Evet. Ya aslında hastalıkla doğum yaptık. Hamilelik süreci çok güzel geçti. Zaten şahit olduğumuz aslında da. Sonra gebelik kolestazı diye bir
hastalık çıktı. Yani daha doğrusu varmış da biz bilmiyormuşuz herhalde. Böyle çok nadir görülen bir hastalık. Dediler ki hadi doğuma gelin. Hastalığı öğrendik. 3 saat içerisinde doğuma girdik. Öyle olunca biraz gezintimiz aksadı tabii. Normalde daha farklı. Daha doğduğu gün gitmeyi planlıyorduk ama sezaryen olunca öyle olmadı. Birkaç gün. 4. gününde mi çıktı? 5. günde ve günde hastaneden çıktılar. Karavana geçtiler. Karavana geçtiler ve başka hiç ev yok yani. Evleri yok tam zamanında. 4. günde yola çıktılar. Aynen. Kuşadası'na gittik, Çeşme'ye gittik. Uçaktan bir şey olmaz falan diyorlar. Yolda da giderken seyir halindeyken tekerlek patlattık. Sonra ben hastaneye gittim. Acillere gittik gecenin bir köründe falan ama yine de yılmadık. Burayı evimiz gibi hissediyoruz artık. Ben sadece klorak demeye başladım. Klorak demeye başladım. Yani şu an karavanda tam zamanlı yaşıyorlar. İki kişiler. Bir 17 kaç metreküp? 17. 17 metreküp. İbeko'nun içerisindeler. Karavanı da kendimiz yaptık. Karavanı da kendileri yaptılar. Kanalını zaten ama şu ana kadar çoktan bırakmışımdır alta. YouTube'larını ve Instagram'larını. Hı-hı. Instagram'da daha aktif kullanacaklar artık inşallah yola çıkacaklar. YouTube artık kullanmıyorlar ama Instagram'dan aktif olarak kullanacaklar. Devam edecekler inşallah. Ondan sonra köpekleri var. Mebi. Buralarda bir yerde içeriye kaçtı. Ortalığı karıştırdı. İçeriye kaçtı Mebi. Kaos oldu. Tam zamanlı yaşıyor. Devam mı? Devam. Yani şey var mı? İşte çocuk oldu, birazcık evde vakit geçirin belli bir döneme kadar. Aslında aksine daha çok fazla, gezmek istiyoruz, daha çok karavan. Bebiş de sevdi yolculuğu bu arada. Araba durduğu anda mızırlanmaya başladı. Evet, çocuklar öyledir ama anlamaya başlayan çocuğu böyle çok arabada gezdiren. Çok mantıklı bak mesela. Ne yapıyor? Ne? Aynen. O sana destek veriyor. Cami. Hayır ama bana niye destek veriyor bu şimdi? Aynen ya, bir dakika hani bizimki de ağladığında gibi bir durum oldu bu. Hayır. Durduk yere beni niye destekliyor şimdi ya? Hayır. Ne isteyecek bu benden? Bütün sorunumuz buydu aynen. Allah. Beni böyle desteklemezdi. Niye destekledi ki bu diye şimdi kaldı. Bir şey olacak. Millet çocuğunu uyutsun diye arabayla gezer. Ya aynı şeyi söyledi. Ya tamam işte onu destekledim zaten. Düşününce bir çocuk özgür olacak. Aslında bizim yaptığımız kötü ya da yanlış ya da olmaması gereken bir şey yani değil. Kötü yanlış ya da olmaması şey gereken denmez zaten. Yani yeni doğan işte onun ihtiyaçları olacak. Evde bile zor oluyor. Arabada niye hani olmaz arabada. Ya istediği zaten dört duvar kapalı bir alan bu çocuğun. Ve hani temel ihtiyaçları var. Ne yapıyor gün boyu? Emiyor. Altına yapıyor. Uyuyor. bunu 3 artı 1'de 5 artı 1'de vermenle 8 metrekarede vermen arasında çok bir fark yok. Tamam alan sıkışık bizim için zor olur. Tabii, ama bizim için de zor değil. Onun için sana büyük hani, bir alan var. Ameliyatla olmama rağmen zor değil yani. Çocuk mesela özgür olacak. Şimdi bakıyoruz evde pandemiden herkes yattı. Çocuklar hiç dışarıyı görmedi. 2 yaşına geldi hiçbir şey bilmiyor. Yani sokağı bilmiyor çocuk. Mecbur içeride kaldı. Biz hep dışarıdayız. Çocuğun kumla, doğayla, yeşille bir arada büyümesi gibi bir şey söz konusu. Bu çocuk nasıl özgür olmayacak da diğerleri özgür olacak. Güzel tercih yapmışsın. İnşallah güzel olursun. Yani aynen öyle. O yüzden eğer ben gezmek istemiyorum demezse anne ben gezmeyeceğim ya yapmazsa. İki senin çocuğun der. Belli olmaz birazcık. Ne istiyor gibi, belli olmayabilir. Aynen. Ama o zamana kadar gezip görmeyi istiyoruz böyle gezebilirsek. Nereye kadar diyorlar şimdi? Ne zamana kadar? Sıkılıp bıkana kadar ama şu an ev hayali kuramıyoruz ya. Yok yani. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle ilk başlarda aslında biz 800 lirayla yola çıktık. Bizim elimizde kalan para o kadardı. Öyle böyle idare ettik. Günlük işler yaptık. Bir şeyler çıktı falan böyle. Birkaç bir şeyler fırsatlar çıktı. Ufak tefek kazandık. Varsa yedik yoksa yemedik. Hani çok böyle şey gelecek ama hakikaten 1 liramızın olmadığı zamanlar oldu. Ama 4. ayında bebeğimizin olduğunu öğrendik. Bebeğin olmasıyla birlikte masraf hani yani şey oluyorsun böyle nasıl olacak? Hiçbir şeyden şüphe etmedik o anda. Bir yetiştirme anlamında şüphe ettik. Bir de işte paradan dolayı. Çünkü biz bir şekilde kendimizi idare ediyorduk ama bebeği nasıl idare edeceğiz diye düşündük. Şans eseri bir böyle. İşim vasıtasıyla iş buldum. Şimdilik orada çalışıyorum. Ha, geçici süreli olarak düşündük. Şu an içerik editörlüğü, metin yazarlığı yapıyorum ufak tefek. Ben görsel sanatlar okudum. Yani görsel sanatlar üniversitesinde okudum. Şimdi grafikerlik yapıyordum normalde ama kendi işimi yapamıyorum. Grafiker. Tamam. Aracınız müsait mi? Müsait. Ufak bir içini gösterelim mi? Müsait. Ya kıyamam. Küçük kapalı. Arven'in oyun alanı.
Evet, aracınız 17 metreküp olarak geçiyor. Evet, kocaman bir mutfağımız var aslında. Yani gayet de küçük ama geniş. Evet, yaşanabilir bir alan. Biz bir yıl yaşadık. Aynen öyle. Bakalım şimdi bebekle yaşayacaklar. Şöyle. Şu an muhtemelen videonun arasına girdim ama şöyle bir şey oldu. Tam bu videoyu çekerken bir bizim akülerimiz emanetti. Bir abimize emanet etmiş. Sağ olsun. İşte 4 ay falan kullandık. Acil olarak aküye ihtiyacı olduğu için hani çok çabuk bir şekilde bana bir günde hani akülerimi verin dedi. Biz de hani akü bulmaya çalıştık o anda. Hani aküler dediğiniz şeyler pahalı şeyler ve hani bir anda çözemedik. Sağ olsun Deniz abi, ulaştık o anda. Hani Instagram'dan paylaşmıştık. Bir ulaştık. Dedi 240 amper bir tane aküm var. Jel. Onu vereyim dedi size. Bulun en azından enerjisiz kalmayın dedi. Bu arada hani reklam öyle yapıyoruz böyle. Gerçekten reklam değil. Tamam, hani insaniyetle anladım. Abi harbiden tamam, ya. Yani gerçekten harbiden abi çok sağ ol ya. Vallahi. Şunu atayım. Öbür aküleri de bırakayım. Yoksa bu akşam karartma mı vardı? Bu akşam karartma vardı vallahi. Bir anda bir gecede elektriksiz kaldı. Böyle anlarda kadın olmayı çok seviyorum. Evet. Söktük akülerin 100 amperlikleri, invertörleri. Gelmeye tuşu. Şu an... Bir tane tek. Yalnız tomatik taşıcı alamamış. Tomatiğimiz vardı zaten. Bir tane de power gel. 240 amperlik bir akü taktık. Vallahi şu an sistem tekrar aktif. Vallahi elektriksiz kalacaktık akşama. Bildiğin karanlıklarda kalacaktık. Abi çok sağ ol. Akü olmasa iyi var. Evet, dün bir anda çekim yaparken aküler gitti. Kalınca. Onlarla uğraştık. Kaydı kapattık. Aslında zaten konuşacağımız artık 3.5-3 aşağı 5 yukarı bitirmiştik diye düşünüyorum. Ebru'cum, arabanız da yok ortada. Böylesin. Çocuğunla sokaklarda kalmışsın. Çocuğumla da sokakta kaldım. Size teşekkür ettik. Yollarınız güzelliklere çıksın. Hep en güzele ulaşın inşallah diyelim. O zaman kendine iyi bak Ebru'cum. Görüşürüz. Bir Ertan'a uğrayalım. Hadi uğrayalım. Bakalım ne yapıyormuş. Yani renkli çorap seviyorum. Çekmeyin ama utanıyorum böyle. Sen ne yapıyorsun? Öyle. İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, karavandan sıkıldın mı? Karavandan sıkıldım mı? Karavandan sıkılmadım. Sıkıldım. Karavandan sıkıldım. Yani şöyle biliyorsun 2 sene çadırla gezmiştim her yerde. Şimdi tekrar çadıra, otostopa, efendime söyleyeyim ağır sırt çantasına dönmek gibi bir aptallık ediyorum. Estağfurullah. Bakalım bir Asya turu, bir dünya turu, gideyim şöyle bir 3-5 sene gelmeyeyim modundayım. Umarım olur. Oh. Ya işte zaten yani bizim o daha önce aslında işte otobüs satıyor muyuz, satmıyor muyuz muhabbet olan aslında mantık o. Yani bir şey sabit, bizde ömürlük olacak diye bir şey yok. Evet, evet, farklı kesinlikle. Şeylere geçebiliriz. Farklı hayat tamamen şeyden ibaret değil mi? Hani yeni bir şeyler öğrenmekten, aynen yeni bir şey görmekten. Aynen öyle. Bundan sıkıldığında başka bir şey geçeceksin. Sonra ondan sıkıldığında tekrar karavana geçeriz. Zeppeline geçeriz. Bir şeyler yaparız. Aynen. Olmadı kepçe alırız, çalışırız. Aynen, çalışırız yani. Şey yolda olmadın binlerce yolu var. Yolda bir hayat. Daha önce yolda Ertan hayat, çalışkandı. Evet. Ondan önce Tantin 34'tü. Aralarını bile karıştırdı. Şu an yolda bir hayata çevirdi kendini. Yolda bir hayat. Karavanı satılık. Kendi hesabından ulaşabilirsiniz, yani, görebilirsiniz. Gidiyor. Öyle deme. Sarı sayfaya koydun mu? Sarı sayfaya koydum. Instagram üzerinden gidiyor. Detaylarına ulaşabilirsiniz. Aynen öyle. Derdimiz var bakalım. Bir dünya turu derdimiz var. İstersen içeriye bir bakalım. Şöyle bir genel alalım. Görmek isteyen varsa şöyle bir genel alalım. Topladın mı? Topladır herhalde ya. Ne zaman dağınık olmuş? Dışarıda şöyle bir masası var. Burada böyle bir masası var. Burası aynı zamanda yatak oluyor. Aynı zamanda oturma grubu. Bu arada bu senin şeydi. Ağaçtı değil mi bu? Evet. Ağaç. Böyle banyosu, yatağı, buzdolabı. Yatak abi. Arka tarafta 2 kişilik yatak. 4 kişi kalabiliyor. Evet. Yanlardan açılıyor abi. Mis. 4 kişi kalır. Böyle Ducato. 2011 miydi bu? 11. 2011 190 binde diye biliyorum. 95 mi öyle bir şey? Böyle bir şey. Düşük kilometrelik güzel bir araç. Eksper raporlarını da çıkarttık efendim. Bakmaya geldiler dün. Eksper raporlarını çıkarttık. Eksper raporlarını da gönderebiliriz. Hayırlısı olsun dostum inşallah. Eyvallah bakalım.
Bakalım o zaman. Mavişehir'e çöktük arkadaşlar. Bütün karavancılar burada. Fuat abi de geldi arkada. Gidemiyor. Tıfılıyla gidemiyor. Gidemiyoruz. Tıfılla takılıyor orada. Yani o zaman biz gidiyoruz. Ben de ya inşallah artık bir sonraki video yollardayız. Aynen. Gideceğiz. Yani şey yapmadık ya. Nereye? Hani, nereye? Nereye gidiyorsun? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Gerçekten belli değil. Aşağıya doğru gidelim dedik. İzmir kıyılarından böyle gezerek başlayalım gidelim dedik. Bakalım haftaya nerede olacağız? Nelerle olacağız? Kimlerle olacağız? Nerede olacağız? Nasip. Plan yapmıyoruz. Plan yapmamaya karar verdik artık. Yani çünkü dün mesela plan yapmıştık işte 29 Ekim'de Kaş'a yetişeceğiz dedik. Bir anda aküsüz kaldık. Yola bile çıkamıyorduk. O yüzden artık şey yapmak ya. Hale bak ya. Siz ne çekiyorsunuz buradalar gibi? Oluşturma yapıyorum. Dövüşe başlayacak ya. Onu sağ eline al, bunu solla yakar. Evet ya, onu ayarlayamadım. Böyle böyle gidiyor, çapraz çapraz gidiyor. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olun, beğenin ve takip edin. Hadi görüşürüz.